sabahından hepinize merhabalar. Yeni bir videoda yine sizlerle beraberiz. Şu anda Antalya'nın önündeyiz biz. Zafer'le bugün dolaşmaya çıktık. Biraz alışveriş yapacağız, biraz gezeceğiz. Hava da çok güzel. Antalya'dan hepinize merhabalar, sevgiler. Şimdi biz takı malzemelerinin işte boncuk, böyle bütün el işi malzemelerinin satıldığı bir yere geldik. Şu boncuklar çok güzel. Bunlardan işte tesbih için, kolye için. Renkleri ne kadar güzel. Siz kursa için buradan mı alıyordunuz? Evet evet, ben kursa giderken buraya malzeme almaya geliyorduk Isparta'dan. Aklınıza ne gelirse. Şunlar takı, herhalde kolye uçları, küpe uçları falan. Böyle bu şekilde çiçekler var, hazır. Bunlar da çok güzelmiş. Bir şeylerin uçlarına falan yapmak için. Burada ne ararsanız envai çeşit malzeme bulabilirsiniz. Burada yine takı yapmak için klipsler, kolye klipslerini takmak için. Değişik renkte ipler var, zincirler var. Burada boncuklar var, renk renk. Renklerin güzelliğini. Bunlar eskiden hani tülbent oyası örülürdü. O boncukların biraz daha ufakları tabi. Şimdi takıda kullanılıyor bunlar. Şu üsttekilerin renkleri. Böyle hazır tüpler var. Takı yaparken böyle aralarına koyuyorsunuz. Harfler var. Harfler de var. Bu şekilde kolye uçları var. Üçlerinde resimler var. Ama bileklik için hazır, böyle bileklik için içine boncuk falan takıyorsunuz. Şunlar da çok güzelmiş. Bunlar da şey, hamurdan yapma gibi çiçekler. Bak, gül olanları. Böyle renkli renkli gül olanları var. Bu üçlü böyle çiçekler var. Heh, kelebek. Ay, şu kelebeklerin güzelliği ne? Balıklar. Çok fazla çeşit. Dur, şimdi ben kendi aldığımı atayım sana. Seçtiklerimi atıyorum. Burada bu şekilde çuval malzemesinden. Bunlarla da çeşitli süsler yapılıyor. Ya o kadar çok değişiyor ki her şey. Ujit ipler, makrome falan da yapılıyor bunlarla. Her türlü malzeme var. Burada yine kurdeleler, ince kurdeleler. Burada böyle bir şeylerin kenarlarına falan dikmek için. Değişik değişik, pullu, işli, dantelli. Ah, tüyler de çok güzel. Biz Asya'nın doğum gününde, ona ben taç yapmıştım ilk doğum gününde. O taçların kenarına falan bunlardan dikmiştim. Yani yapıştırmıştım daha doğrusu. Aa, şu da çok güzelmiş. Hazır püskül, böyle otantik. Otantik bir şeylere yapmak için. Aa, şu da çok güzel, tüylü. Bunda renkleri ne kadar güzelmiş böyle.
Çok güzel renkleri. Kuş tüyü. Şunlar herhalde. Evet. Ha, bu da pompomlu. Eyvallah abi, sağ olsun. Bu da pompomlu. Mesela yazlık otantik elbiselerin yakalarına ya da etek uçlarına falan dikilebilir bunlar da. Bunlar tüyler. Her renk var. Yine zincirler. Yine burada istediğiniz gibi ipler. Bunlar boncuktan kordonlar. Evet, burada da çiçek, hazır çiçekler var. Alıp böyle bir şeye monte etmek için bu şekilde. Burada ne ararsanız var. Her şey mevcut. Eskinin şeyleri işte, bunlar ipleri. Bunlarla biz dantel anglez örmüştük. 80 lira olmuş, 60 lira olmuş bunlar da. Evet, bunlar ipler. Ya burada insan kendini kaybedebilir. O kadar güzel ki malzemeler. Biz kursa giderken buraya malzeme almaya geliyorduk sürekli. Böyle püsküller var. Bir şeylerin uçlarına falan dikmek için. Burada armalar var. Bu armaları da mesela yırtılan bir şeyin üzerine yama yapmak için falan. Şu arabalar çok güzel. Mesela çocukların dizleri böyle eskiyor ya. Alıp üstüne kapatmak için kullanılabilir. Çok güzel armalar var burada da. Şunlar çiçekli. Burada keçeler var. Renk renk. Bunları da metre işi alıyorsunuz. Bunlardan çantalar falan çok güzel oluyor. Aa, şu püsküller de çok güzelmiş. Aa, hazır püsküller. Evet. Rengarenk. Ya o kadar çok malzeme var ki. İhtiyaca göre. Bu şeyler çok güzel ya. Pomponlar. Renk renk. Kurdelalar. Bunlar yine böyle pullu. Ah, bunlar danteller, çok güzel. Eskiden ördüğümüz örneklerin modelleri gibi aynı. Her renkten var. Bunlar masa örtülerinin falan kenarlarına çok güzel oluyor. İnceleri de var. Bunlar inceleri. Hazır danteller. Evet. Ay bayılıyorum ben. Ay buralara. Ay renkleri falan çok güzel ya. Ay şu incelerden. Böyle bebek battaniyelerinin uçlarına falan, evet. Dikmek çok güzel olur. Bunların metreleri de 12,5'muş. Tabii modeline göre değişiyor metrelerin fiyatları. Ama harika ürünler var gerçekten de. Şunların renklerine otantik. Böyle kırlentlerin falan kenarlarına dikilebilir bunlar da. İnanılmaz güzel bir yer. Neyse, artık Asya büyüdükten sonra el işi falan yaparken buraya malzeme almaya geliriz. Bunlar da jüt ipten. Yine böyle kenar süslemeleri için. Bunların da inceliği, kalınlığı. Ay çok güzelmiş. Bu malzemeler mesela yoktu bizim zamanımızda. Bayağı ilerlemiş. Epeydir kursla ilgili malzemeye bakmayınca. Yine bunlar simli ipler. Altın sarısı ve gümüş rengi. Bunlar da çok güzelmiş. En son işte dediğim gibi Asya'nın doğum günü için malzeme almaya gelmiştik. O zaman bakmıştık. Burada fermuarlar, boy boy, iğne, iplik, süsleme için, dikiş için, nakış için. Ay malzemeler. Aa, bunlar kağıt ipler. Aa, ay renkleri muhteşem bunların. Bunlar da çantalar çok güzel oluyor. Ay, şu renklere. Ah, mor en sevdiğim renk.
Bunlarla çanta örülüyor. Bak şu tabanını yapmışlar, evet. Şundan kağıt ip var mı diye bak. Yıkanabiliyor bunlar. Yıkanabilir. 55 liraymış herhalde kilosu. Yok, bu sarılı olanları 55 liraymış. Ha, bunların kilosu 180 liraymış. Evet. Aa, Ebru'lileri de çıkmış. Bak Ebru'li. Ebru'li olanları da çok güzelmiş bunların. Bunların örmesi de çok kolay. Aa, duvar süsü de yapmışlar böyle. Filli. Duvara asmak için. Çok şık olmuş o da. Düşünüyorum ben evde hangi malzemeye ihtiyacımız var diye. Aklıma gelmiyor tabii şu anda. Yani bunlar da şey için, yılbaşı için. Çok güzelmiş bunlar da. 10 liraymış paketi. Böyle yılbaşı ağacına takıyorlar ya, öyle süslerden. Yılbaşı zamanı. Ah, küçük çamlar var böyle keçeden. Ha, simliymiş bunların öbür tarafları. Şey de olur bunlar. Pastaları süslerken kenarlarına kullanılabilir. Bunlar da nazar boncukları. Evet. Şu açık maviler çok güzelmiş. Bunları da yine bileklik falan yapılabilir. Çok çeşitleri var ya. Bir de ağır bunlar. Taş. Evet. Renk renk. Biz de bu tramvayla geldik. Çünkü arabayı park edecek yer çok sorun oluyor. Bayağı kalabalık dışarılar. Biz kahvaltı yapıp çıkmıştık dışarıya. Zaten hem yürüyeceğiz bugün, hem gezeceğiz. Bu kadar kalabalığın içerisinde o kadar rahat yatıyor ki, keyfi yerinde. Hiç rahatsız olmuyor gerçekten de. Allah'ım yarabbim ya. Ya tatlım, o zaman şöyle söyleyeyim, bak sana bu tatlısı. Taze meyve suları sıkıyorlar. Merhaba, ben Ekrem Sok. 4,5 yaşındayım. BSM ölümcül kas hastasıyım. Mevsim de o kadar ilginç ki, aslında hani Kasım ayına girdik ama bazıları şortla geziyor, bazıları işte bot giymişler, botla geziyorlar, mont giymişler. O kadar değişik değişik insanlar var ki. Ya biraz şey, sosyalleşmek de gerekiyor herhalde. Epeydir böyle kalabalığa da çıkmamıştık. Aslında hani hastalıktan da korkuyoruz ya. Ama bize çok iyi geldi. Antalya'nın önünden şimdi kapalı yola doğru iniyoruz ama inanılmaz bir kalabalık var. Bayağı kalabalık. Gönül rahatlığıyla bağışlarınızı yapabilirsiniz. Lütfen, sizin desteklerinizle emeğinizi çok ihtiyacım var. Burada bir sürü markanın mağazaları da mevcut. Ama biz mağazalara girmeyeceğiz. Biraz deniz kenarına doğru ineceğiz. Bu yolun sonunda da denizi göreceğiz inşallah. Mağazaya girmeyeceğim dedim ama Waikiki'nin önünden geçerken şapkaların güzelliği. Evet, Waikiki de kışa girmiş. Ha, şöyle ekoseleri çok severim ben. Evet, örgü kazaklar. Yine her kış olduğu gibi. Antalya'da tabii giyilmiyor bu kadar
kalın. Yine ekose pantolon. Ah, yeşiller. Bu yaz bu yeşiller de yine çok modaydı. Kışlıklarda da kullanmışlar. Şöyle. Evet. Mont. Çok kalın olmayan bir mont. Aa, çok güzelmiş. Tam. Evet. Antalya'ya uygun. Kaşe kabanlar eskiden de vardı. Bu kabandan eskiden beri vardır bu modeller. Botlar, evet, şapkalar. Petrol mavileri de çok güzelmiş. Benim eskiden böyle bir tayyörüm vardı. Etek ceket takım. Renk çok güzelmiş. Eriş çantanın sevimliliği. 160 liraymış. Yine böyle küçük çantalar, peluş çantalar. Evet, burada siyahı da var. Bunların renkleri de çok güzelmiş. Yine ceketler, kazak. Oduncu gömlek de hiç modası geçmeyen gömleklerden. Bunların da renkleri çok güzel. Eteğin rengi. Triko kazaklar da güzel ama ben böyle bu kadar sıfır yaka giyemiyorum. Hele boğazlı kazak kesinlikle giyemiyorum. Çok içime daral geliyor. Önceden giyiyordum da yaş ilerleyince boğazlı kazak giyemiyorum. Kışlık şapkalar. Spor şapkalar var. Bu şekilde taytlar. Bu tarçın rengi çok güzelmiş. Tarçın aynı renkten çanta da yapmışlar. Erkek bölümü şişme yelekler. Yine her mevsim giyilebiliyor. Muzaffer'le ayrı ayrı geziyoruz da ben diğer bölümü gezdim. Şimdi erkeklerin olduğu bölüme geldim. Renk renk örgü hırkalar var. Bunlar da kullanışlı oluyor. Gri rengi çok seviyorum ben de. Bu da yumuşacıkmış. Dokusu falan. Hem boyu da biraz uzun. 290 liraymış. Sarı olan 109'muş. Burada kahverengileri var. Evet. Siyah. Siyah hırka. Kremi var. Da siyah beyaz olanı var. Evet, çok güzelmiş hırkalarda. Bu şekilde kurabiyeler de var. Simit aldığımız yerde içi çikolatalı. Elmalı pasta, donatlar var. Evet, Muzaffer simitlerimizi aldı. Simit burada 5 lira. Tanesi 5 lira. Yeni modeller gelmiş mi diye bakıyorum. Ben kuyumcu vitrine bakmaya bayılırım. Çok seviyorum. Çok hoşuma gidiyor. Almasak da bakmak lazım değil mi? Bunlar Trabzon hasırları. Tek taşlar, beş taşlar. Ya düğün yapacaklar gerçekten Allah yardım etsin. Ben düz modelleri seviyordum bilezikte. Gerçi şimdi artık takılmıyor yani, takamıyorum ben. Gerçekten daralıyor içim. Takı takamıyorum. Ama değişik şu taşlı yüzükler falan çok güzelmiş. Şu bileklik çok kibarmış.
Asya'ya da küpe alacağız. Benim küpemi gösterip duruyor Asya sürekli. Hani kulağını deldirmeye de cesaret edemiyoruz. Daha küçük, hani çeker, kulağını yırtarsa diye. Sürekli küpe istiyor. Ona şimdi biraz küpe bakalım. Biz kapalı yoldan yürüdük, aşağı kadar indik. Arkamda görmüş olduğunuz saat kulesi. Üstünde saat vardı, saati gösteriyordu ama tadilatta bayağı bir zamandır daha tadilatı devam ediyor, açılmamış. Kapatmışlar tabii üzerini. Arkasında şey var, tarihi bir cami var. Oraya da daha önce inmiştik. İçi çok güzeldi oranın da. Burası çok güzel bir meydan. Buradan aşağısında da deniz var zaten. Biraz denize doğru yürüyelim. Arkada görünen de kumbet. Yirli Minare'nin kumbeti. Bahçesinde eski mezarlar falan var. Mezar taşları var bahçelerde. Arkasında da Yirli Minare var. Birazdan bu tarafa geçtikten sonra göreceğiz onu da. Türbe. Evet, tesadüfen ezan da okunuyor şu anda. Yivli Minare'den ezan sesiyle. Aşağısında deniz zaten. Thank you.
Bayrağımız da dalgalanıyor. Ezanlarımız da susmasın, bayraklarımız da hiç inmesin inşallah. Burası ne meydanıydı zaten? Tophane Çay Bahçesi, belediyeye ait bir çay bahçesi burası. Çay içeceğiz birazdan. Aşağısı da yat limanı. Buradan gezi tekneleri kalkıyor. İşte yatlar, tekneler. Burada demirlemiş halde duruyorlar. İşte boş masa bulmak da mümkün değil. Masaların hepsi dolu şu anda. Ama buranın manzarası da çok güzelmiş. Antalya'dan bahsedilirken hep Yivli Minare ilk sıralarda yer alır. Bir tarafta işte tarihi yerler, bir tarafta deniz. Gerçekten de inanılmaz bir güzelliği var şu anda. Sen de çay getirdin. Abi dışarıdan yiyecek yasak yalnız. Getireyim de yasak. İleriden geçen sefer yürümüştük, kale içinden iniyorsunuz yürüyerek ama baya dolaşıyorsunuz. Buradan isterseniz, yürümek istemezseniz asansörle de inebiliyorsunuz yat limanına. İleride denize girenler bile var. İlerisi Kaputaş plajı. Kaputaş? Yok, Mermerli. Mermerli. Mermerli plajı. Denize girenler var ileride. Sezon hala kapanmadı tabii Antalya'da. Arkada görünen manzara çok güzel oldu. Hem minaremiz hem bayrağımız aynı yere renk geldi. Çok güzel oldu. Oradaki çay bahçelerinde inanılmaz kalabalık, yer bulamıyoruz. O yüzden çay içmedik orada. Tekrar çıktık. Işıklar tarafına doğru yürüyeceğiz şimdi. Burada Işıklar Caddesi'nden geçen tarihi tramvay. Burası da eskiden dönerciler çarşısıydı.
Şimdi gerçi dönerci çok kalmadı da. Yine lokantalar falan var. Dayanamadım, simit yiyorum ben. Dönerciler Çarşısı'nın önden görünüşü. Burası da Işıklar Caddesi. Yine tramvay geçiyor buradan. Sağlı sollu yine mağazalar var. Karşısı tarihi üç kapılar. Buradan kale içine iniyorsunuz. Daha önce çekim yapmıştık buradan inip de zaten. Işıklara iniyor burası. Evet, güzel bir manzara eşliğinde size veda edelim istedim. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Bizleri izlediğiniz için çok çok teşekkür ediyoruz. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Sevgiyle kalın, hoşça kalın.